Değerli BİZ TV izleyicileri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. BİZ TV Aleviler Kuşağı Reha Hak programındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta Perşembe'de saat 16'da sizlerle beraber Hak Hakikat Söyleşisi yapacağız. Bu hafta konuğum Erdoğan Aydın. Ama şöyle kısa bir Alevi gündeminden bahsedelim. Bu haftanın en ilgi çeken konularından biri Ankara Emniyeti, Ankara'daki bütün Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri başkanlarını daha önce yaptıkları bir açıklamalardan dolayı İmran Derin, yani bildiğimiz yakınlığını, IŞİD'le yakınlığını bildiğimiz bir kurum tarafından itiraz şikayeti üzerine ifade vermeye çağırdılar Ankara'da. Bunun üzerine bazı açıklamalar oldu. Gelişen süreç, Alevilerin duyarlılığı ve bu duyarlılığın önüne geçme yol ve yöntemlerinden biri olarak gözüken bu ifadeye çağırma meselesi çokça konuşulan, aslında bir grup Suriyelileri yerleştirmek üzere kurulduğunu iddia edilen bir kamp ve ama Aleviler tarafından hiç de öyle görmeyen terörlerde yapılan kamp üzerine yapılan açıklamaydı. Ama Alevi kurumları şöyle yorumladılar: hayır dediğimiz için, hayır cephesinde güçlü bir ses çıkardığımız için, son süreçte yaşanan bütün hukuksuzluklara, KYK'lara, OHAL'e hayır dediğimiz için bu tarz yol ve yöntemlerle bir şekilde tehdit edilmeye çalışıyoruz. Geçen hafta da anlatmıştık, aynı zamanda Ankara'da yakalanan iki IŞİD'in üzerinde çıkan krokilerden biri bir Alevi kurumunun krokisiydi ve vali onlara kendinizi koruyun ifadesinde bulundu. Ve doğal olarak da yaklaşımın, yani bu hukuksal yaklaşımın, bu siyaseten yaklaşımın ortaya çıkardığı şu ki, Alevilerin çıkardığı her sesten rahatsız olanların şikayet etme hali ama bir şekilde onları hiçbir zaman korumayacak bir hukuk ve güvenlik meselesi olduğu açığa çıktı. Bugün biraz buradan konuşacağız çünkü çok önemli günlerden geçiyoruz ve bu günler Alevilerin hafızasında da önemli yerler edinen günler. Çokça duydukları Osmanlı padişahları, çokça duydukları Osmanlı siyasetine karşı çok tedirgin olan bir toplum var ve bu toplumun aslında o süreçlerde yaşadığı şeyleri de çokça kaleme almış biriyle beraberiz. Siz çok yazdınız Osmanlı'nın ötekisi Alevileri ve aslında neler yaşadığını tüm o süreçte, neden Cumhuriyet'e bu kadar sahiplenen bir topluma dönüştüğünü, ama bugün yeni baştan bu Cumhuriyet'in başında olan ama aynı zamanda partili olan bir Cumhurbaşkanı'nın söylem, yol ve yöntemlerinin bu topluma nasıl yansıdığını biraz buradan konuya girelim. Aleviler Osmanlı sürecinde ne yaşadılar ve bu söylemler, bu isimler, köprülere verilen isimler, havaalanlarına verilen isimler Alevilerin hafızasında nasıl bir şey uyandırdı ve bu Orta Doğu coğrafyasında nasıl bir kaygıya yol açar? Biraz buradan başlayalım sohbete. Aslında gerek içeride gerek dışarıda yaşanan her şey ve giderek daha da belirgin bir şekilde yaşanan her şey ne yazık ki Alevilerin Osmanlı dönemi hafızasını canlandırıyor. Osmanlı dönemdeki kaygılarını yeniden bugüne getiriyor ve Osmanlı'nın tarihi boyunca uğratıldığı azalma, sürgün, kırım süreçlerinin adeta kendi içinde bir travma olarak yaşamasına neden oluyor. Aslında köprülere verilen isim çok masumane bir şey değildi. Esasen tarihin her döneminde egemenler eğer tarihten, tarihin torbasından bir şeyleri alıp güncelleştiriyorlarsa mutlaka bugün hangi politikayı izleyeceklerini, hayallerinden, niyetlerinden neler geçtiğini de ortaya koymuş oluyorlar. Niye Yavuz özellikle güncelleşti? Kah köprü, kah Alevilerin yoğun yaşadığı mahalleler, kah genel eğitim politikasında yapılan atıflar güncelleşti. Çünkü tıpkı Yavuz Sultan Selim dönemindeki bir tek tipleştirmenin şu anda da hayata geçirilmek istenmesiydi. Şimdi Aleviler özgürlüğünde konuşurken tek tipleştirme kelimesinin genel anlamı yetmez. Çünkü Cumhuriyet sonrası da hep tek tipleşmelerle geçti. Evet. Cumhuriyetin de birincil ötekisi Kürtlerdi ve Alevileri de unutmamak üzere herkesi hem Türkleştirme hem Sünnileştirme politikası izliyordu. Fakat bu son 15 yıllık dönem, Yavuz'a fazlasıyla atıflarda bulunan bu yeni dönem, adeta Alevileri birinci öteki haline getiren, evet Kürtlere yönelik katliamlarda daha şiddet uygulayan ama buna karşılık ideolojik refleks olarak özellikle Alevileri, Kürt ve Türk Alevileri, Arap Alevileri özellikle Sünnileştirmek, asimile etmek konusunda çok daha sistematik bir duruş sergiliyor. Bu duruşu hem güncel politikalarda hem de işte tarihe yapılan atıflarda görüyoruz. Şimdi aslında Osmanlı'nın bir bütün olarak hep Alevi'nin ötekileştirilmesi üzerine kuruldu. Hatta anımsayalım, Osmanlı ilk kurulduğunda henüz daha adı Osmanlı değilken, henüz daha
kurucu beyinin ismi Osman değil Otman Bey iken, henüz daha işte kurucu şeyhi Şeyh Edebali sünni bir şeyh haline getirilmemiş, henüz daha babayı ayaklanmasından canını kurtararak Batı'ya göçmüş bir Alevi bilgesi iken durum farklıydı. Hatta o dönemin tüm tarihçileri bize çok net bir şekilde derler ki, herkes kendi meşrebine göre, Anadolu kızılbaş kaynıyor, Rafizi kaynıyor, Alevi kaynıyor, Şii kaynıyor, sapık kaynıyor. Yani bütün bu kavramlar dediğim gibi yazanın durumuna göre değişik kavramlar ama hepsinden anlıyoruz ki aslında o dönem Anadolu nüfusunun Hristiyan inançları bir tarafa bırakırsak büyük bir çoğunluğu, ezici bir çoğunluğu aslında Sünni olmayan topluluklardı. Fakat ne oldu? Osmanlı peyderpey hem kendisini, çünkü Alevilikle fetihçi bir imparatorluğu kuramazdı. Çünkü Alevi inancıyla eşitsizliği kurumsallaştıramazdı. O nedenle önce kendisini sünnileştirdi. Kendisini medrese hukukuna, şeriat hukukuna dönüştürerek yeniden yapılandırdı. Ve peşi sırada toplumu peyderpey dönüştürdü. Yavuz dönemi, yani Osmanlı'nın deyim uygunsu orta aşamalarına gelindiğinde ise bu Alevi kırımının ve asimilasyonun en şiddetli bir şekilde yaşandığı, en gözü kara siyasal İslamcı mantığın egemen olduğu bir dönemdi. Bu dönem aslında Aleviler için gerçek anlamda bir travmadır. Çünkü Girit'e, Kıbrıs'a, Balkanlara, Anadolu'nun diğer ücra köylerine, köşelerine yaygın bir sürgün, yaygın bir asimilasyon ve bugün bilinçsiz bir şekilde belge olarak gösterilen kimi secerelerin bile düzenli vergi vermeyi üstlenirseniz, düzenli asker vermeyi üstlenirseniz çevrenizi başta namaz kılmak olma üzere sünnileştirmeyi üstlenirseniz işte size secere diyerek bazı dedelere de secere bizzat Osmanlı tarafından verildiği bir dönem. Şimdi Cumhuriyet'e gelindiğinde Aleviler açısından kuşkusuz yapısal olarak bir şey değişmedi. Onlar yine cenazelerini devletin camisi, imamı, diyaneti üzerinden kaldırmak, inançsal sorunlarını kendi dedelerine, kendi inançlarına değil, diyanetin verileri üzerinden öğrenmeye zorlanan bir asimilasyon süreci ne yazık ki hep devam etti. Fakat Aleviler buna rağmen Cumhuriyet'le olabildiğince uzlaşan, olabildiğine barışık yaşadılar. Bunu anlamamız lazım, hak da vermemiz lazım. Çünkü o kadar büyük bir travmadan geçtiler ki o 500-600 yıl boyunca, onlar için kötülük, onlar için sürgün, onlar için asimilasyon katliam demek eşittir Osmanlı'ydı. Osmanlı'nın da en önemli ismi olarak da Yavuz'du. Bu nedenle Cumhuriyet'in görece farklılaşmış olan laiklik kavramını bile ortaya atmış olması diyelim. O bile onlar için hiç olmasa bizim sosyal hayatımıza karışılmayacak. Evet, inanç olarak varlığımızı sürdüremiyoruz. Evet, işte başta Hacı Bektaş Tekkesi olmak üzere bütün dergahlarımız kapatılacak, cem yapamayacağız falan ama hiç olmazsa sosyal hayatımıza, iç hayatımıza karışılmayacak diye. Hiç olmazsa Osmanlı'nın babadan oğula geçen monarşist sistemi, hiç olmazsa onun hilafeti, teokrasisi olmayacak diye bir rahatlama, bir sahiplenme durumu oldu. Fakat yine de ne yazık ki bu dönemde işte başta Dersim olmak üzere bir dizi yerde çok ciddi acıları, bedelleri ödemek zorunda bırakıldıkları bir dönemdi. Fakat hiçbir dönem son 15 yıl yaşadıkları kaygı ve korkular denli bir korku yaşamadılar. Bir şekilde Dersim'i bile tolere etme yolunu buldular. Gelecekte düzelecek, gelecekte varlığımıza dokunulmayacak dediler. Fakat bu sefer dönüp acaba Yavuz'un yarım bıraktığı iş mi tamamlanacak diyen bir kaygı korku atmosferine girdiler. Bir dönem acabaların çoğaldığı bir dönemdi. Neydi? İşte bu Alevi açılımı adı altında Alevi kurumlarının çağrıldığı bir dönem oldu. Fakat bir müddet sonra biz gördük ki tıpkı Kürt açılımı gibi aslında bu dönemi atlatma, yeni seçimleri kazanma için başvurulmuş olan, tıpkı Kürt açılımında da işte Suriye'deki işte Şam'ı ele geçirme hayalini gerçekleştirmek için bir içeride sorunları azaltalım şeklindeki yaklaşımda olduğu gibi böyle bir mantığın ürünüydü. Çünkü bu görüşmelerin sonucunda bir alınan kararların hiçbir tanesi uygulanmadı.
süreç devam ettirilmedi. Sürekli Alevilerin içindeki çelişkilere oynandı ama Alevilerin en farklı olanları bile işte 5 temel talepte en azından bir uzlaşma sağladılar. Yani Alevi olduklarını, onların ibadet mekanlarının farklı olduğunu, zorunlu din derslerinde asimile edildiklerini, işte kimlik kartından tutun da bir dizi alanda baskıya uğradıkları konusunda bir uzlaşma sağladılar. Görüldü ki AKP iktidarı tarafından buradan Alevileri bölüp işte bir kesimine yönelik şiddetle bağlantılı bir asimilasyon, diğer kesimin ise havuçla kazanarak işte cemevi camiyi entegre ederek işte iş ayarlayarak asimilasyonu yine sürdürme politikasını sürdürmek mümkün olmadı ve işte sonuçta geldiğimiz yer ne yazık ki Alevilerin gelecekte var olmayacağı bir Türkiye. Bu aynı zamanda dış politikada da karşımıza çıktı. Tam dış politikada da alabildiğine mezhepçi, bırakın Alevilere alan açmayı, İslam'ın ikinci bir ortodoks mezhebi olan Şiiliğe bile alan açmayan, Şiili bile düşman konumunda mevzilendiren bir dış politika konsepti yerleştirildi. Ve dolayısıyla bütün bunlar Alevilerin çocuklarından yana, inançlarından yana, gelecekten yana hayal kurabilme şanslarını fiilen ortadan kaldırdı. Bu nedenle sözü şöyle bağlayabiliriz. Bu dönem Aleviler açısından gerçekten çok sıkıntılı, çok sorunlu bir dönem olarak Cumhuriyet'in 95 yılının peşine yaşadıkları en sıkıntılı dönemdir diye düşünüyorum. Evet, biraz Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde de anlaşılacağı gibi hani iktidar olduk ama siyasetimiz tamamen tüm halka henüz yayamadık. Kültür doğal olarak da, evet. İktidarlaşma evet. Sadece bir parlamentoyu, bir makamı tutma değil, bir toplumun aklında iktidarlaşma meselesi deyince daha da kaygılı bir hale geldi ve dün mecliste Katar'la ilgili yasalar geçti. Katar'a yapılan ambargolar ortada. Orta Doğu Suriye meselesi ortadayken duruşta da herhangi bir değişiklik yok. Yani neyi istediği, neyi söylediği noktasında da henüz bir değişiklik yok. Yani ne zaman ne şekilde çark eder bilmiyoruz ama ana hedef itibariyle ortaya koyduğu ajanda bahsettiğiniz gibi Alevilerin olmadığı bir Orta Doğu ajandası. Katar meselesini birazdan sonra irdeleyelim ama bu kültür dediniz ya. Şimdi kültür kelimesi ilk anda herkes için geçerli bir kavram gibi anlaşılıyor. Evet. Oysa millet kelimesi de, kültür kelimesi de AKP iktidarı ve onun liderinin ajandasında başka bir anlam taşıyor. Millet derken aslında geçmişteki egemenlerin anladığı anlamda Türk milletini kastetmiyor. Millet derken aslında İslam'ı kastediyor. Zaten millet ümmet kelimesinin aslında kendi özgün anlamı da o. Ama burada şu çok önemli, Yunus Emre'nin deyişlerinde de adeta Alevi dünyasının elinden çalınan, çalınmaya çalışılan, oysa tarihin kaydettiği en önemli Alevi bilgelerinden bir tanesi olan Yunus Emre'nin deyişinde de millet geçer ama dikkat edin nasıl geçer, 72 millete bir nazarla bakmayı esas alan. Yani orada da farklı dinlere, farklı inançlara aynı nazarla bakmak zorundayız. Eğer aynı nazarla, aynı gözle bakmaz, yani aynı hukuku uygulamaz, aynı empatiyi yapmaz, aynı ahlak, aynı çifte standarttan uzak bakmazsak aslında 40 yıl müderris olsan, öğretmenlik bile yapsan, öğretmenlik Anadolu halkının nezdinde çok kutsal bir meslektir. 40 yıl başkalarına bir şeyler bile öğretsen aslında asisin, yoldan çıkmışsın demeye getir. Fakat buradaki millet ve kültür kelimesi ise aslında bir tek biz varız, bir tek biz hakkız. Dolayısıyla bizim dışımızdakileri asimile etmek tanrısal bir yükümlülüğün gereğidir üzerine bakıyor. Nitekim ifade çok netti. 15 yıldır iktidardayız. Her şeyi yapabiliyoruz ama hala kültür ve sosyal politikalar düzleminde gereken hakimiyeti kuramamışız. Şimdi bu bir yanıyla aslında çağ ile, çağın değerleriyle kavga ederek aslında ağzınızda kuş tutsanız, bütün iktidar mekanizması, polis, sermaye, ihale yasası, her şey sizin elinizde olsa bile aslında kültürel hegemonya kuramayacağınızın itirafı, bir zaafın işareti. Ama aynı zamanda sadece bir zaafın işareti değil, bir niyetin işareti. Bu niyette bizim kültürümüzden, yani Sünni, Hanefi ve siyasal İslamcı. Çünkü bu memlekette Sünni, Hanefi olup da layık olan çok ciddi bir nüfus var. Ve onların habire İslamizasyonuna çalışılıyor.
habire onların siyasal İslamcı hale getirilmeye çalışılıyor. Bu yetmemiş gibi yani kültürün tanım tekelini eline geçirdikten sonra bu kültürün dışında kalanları da asimile etme iradesi açıklanıyor. Oysa bu yaklaşımın sadece Aleviler açısından değil, kuşkusuz bu işin acısı en çok Aleviler tarafından taşınacaktır ama sadece Alevilere yönelik bir şey değil. Çünkü sürekli asimilasyonu ön plana koymuş, sürekli tek tipleştirmeyi ön plana almış bir iktidarın kendi taraftarlarına bile, kendi ülkesine bile huzur üretebilme şansı kesinlikle yoktur. Hele küreselleşmenin bu kadar yaygın, bu kadar derinleştiği bir ortamda siz örneğin işte Madagaskar'da olsanız belki yapabilirsiniz veya işte size yeten bir petrol olan işte falan yine bir şekilde yapar ama Türkiye gibi bir ülkeyi dünyayla bu kadar derin bağları, kültürel, ekonomik, siyasal bu kadar derin bağları olan bir ülkeyi tek tipleştirme inadıyla yönetme şansınız kesinlikle yok. Bakın 28 Şubat en son darbe girişimleriydi. Ne oldu? O tek tipleştirme yani milliyetçilik üzerinden tek tipleştirme geldi iflas etti. Şimdi adeta onun yerine İslamcılık üzerinden bir tek tipleştirme. Ama milliyetçiliği de unutmadan. Kesinlikle unutmadan. Kesinlikle unutmadan o tekçi geleneğe çünkü aynı zamanda MHP ile ittifak aynı zamanda Ergenekoncularla ittifak üzerinden gidecekti. Bu ne demek? Kürt'ü karşısına alan bir politika demek. Ama bütün bu süreçte kültür politikası olarak özellikle Aleviliğin asimilasyonu İki, Kürt ve Türk Sünni kesimin de siyasal İslamcı hale getirilmesi. Şimdi böylesi bir kültür politikasını, böylesi bir tek milletçi politikayı dayatmaya devam ettiğiniz müddetçe bu memlekette kesinlikle huzur olmaz. Evet Aleviler daha çok acı çekecektir ama memleketin bütünü kan kaybetmeye, memleketin bütünü kardeşleşmekten uzaklaşmaya dünyayla sürekli kavga etmeye devam edecek demektir. Peki bu politikanın sonucu örneğin bugüne kadar bir mesafe alındı mı? Oylara bakarsak kendisini koruyan bir iktidardan söz edebiliriz. Ama bu politika Suriye'de duvara çarptı. Diğer siyasal İslamcı Sünni dünyada duvara çarptı. İran'da zaten başından beri ötekileşmişti. Buradan Katar'a dair bir şey paylaşmak istiyorum izninizle. Şimdi aslında Katar ve Suudi Arabistan çatışması çok net bir şekilde Sünni dünyanın parçalandığı anlamına geliyor. Sünni dünyanın bile yani Şii karşıtlığı üzerinden, Alevi karşıtlığı üzerinden veya işte gavur karşıtlığı üzerinden bir Sünni blokajının aslında ayakta kalamayacağının. Örneğin Suudi Arabistan İsrail'in Siyonizmiyle, İsrail halkından söz etmiyorum. İsrail'in Siyonizmiyle ittifak yapmaktan en küçük anlamda bir sorun yaşamaz. Ama dönüp Katar'da bir darbe tezgahı, bir tecrit tezgahı uygulamaya çalışır. Bu aslında sünnicilik üzerinden de Orta Doğu'ya huzur gelebilme şansının olmadığını çok net gösteriyor. Bizimkiler ne yaptı? Bizimkiler önce ikirciklendi. Çünkü onların hayalleri hem Suudilerin, hem Katar'ın, hem diğer bütün bir sünni dünyanın lideri olmak hayaliydi. Hatta onlar adına Suriye operasyonu adeta komuta merkezleri Türkiye'de, Antep'te, Ankara'da, İstanbul'da falan organize edildi. Fakat bütün bu politikalar duvara çarptı. Şimdi bir tercih yapmak zorunda kaldı. Şimdi Katar küçücük bir ülke ama Türkiye'ye 18 milyar dolar yatırım yapmış olan bir ülke. Artı tecrit ve krizdeki bir Katar'ın da Türkiye'ye yatırım potansiyelin daha büyüdüğü bir kritik eşikteyiz. Tam bu nedenle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın dönüp Katar'dan yana bir tercih, iki oraya asker gönderme şeklindeki bir yaklaşımı var. Bu aslında gün günden dikiş tutmaz politikanın bence son adımlarından bir tanesi. Bu politikanın ne Katar'a, ne Sünni bloka, ne Türkiye'nin iç sorunlarını çözmeye en küçük anlamda katkısı olmayacaktır. Alevi ötekileştirmesiyle başlayan, Sünni bloku kurmakla başlayan politikanın aslında son demlerini yaşadığımız bir dönemi işaret ediyor. Son bir şey, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı Katar'a yönelik bu politikaya, meclisten oldu bitti geçirilmeye çalışılan adeta sömürgecilik kararına
Elbette ki başka ülkelerde üs kurmaya, asker göndermeye hiçbir yurtsever karşı çıkmaz gibi bir açıklama yaptı. Korkunç bir açıklama. Evet. Gerçekten sosyal demokratlık açısından, yolculuk açısından, evet, çağdaşlık açısından, savaşa karşı olmaklık açısından. Yani normalde insan bekler ki CHP artık işte o tezkerelere destek verdiği için bir kompleks, bir eziklik, bir özür, bir daha asla bu dış yayılmacı politikalara destek vermeme konusunda kararlı bir net tavır takınır. Hele önümüzde en azından 2019'a kadar bir seçim olmadığı nedeniyle bu aynı zamanda CHP'nin sosyal demokrat bir hatta girmesi için de bir büyük avantajdır. Fakat maalesef görünen o ki böyle bir yolculuk yok ve bunun iç politikada da Alevilerde de Kürtlerde de dönüşü maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019'a kadar giden süreci AKP'ye altın bir tepside hediye etmesi gibi bir sonuçtan başka hiçbir sonuç üretmeyecek. Yani sınır ötesi tezkere meselesinde de Aleviler çok eleştirmişti. Yani Suriye'de gidip katletmeye karar verdiği kişiler Aleviler ve Alevilerin de en çok oyunu alarak siyaset yapabilen CHP'nin nasıl bunun altına imza attığı meselesi vardı. Biraz Suriye tekrar dönersem hocam, Yunus Emre'den bahsettik. Yani Alevilerin bir yaşam perspektifi var. Aynaya baktım, Ali göründü gözüme, evet, diyor toplum. Yani eninde sonunda ulaşacağı, gitmeye çalıştığı yolun aslında peygamberleşen bir toplum meselesi. Ve bu peygamber de herhangi bir yerden bir şey inen değil. Yani hayatın aşamalarından geçerek, kamilleşerek yol alıp geldiği bir yer. Ve Yunus Emre'nin de geldiği yol aynı yol. Ve maalesef bu çok göz ardı edilerek sadece şiirsel bakılır Yunus Emre'ye. Yani hakkı kendinde bulan bir şairdir, bir derviştir aynı zamanda. Şimdi bütün bu özelliklerinden kaynaklı, yani peygamberleşmeye çalışan bir toplumun doğal olarak da her iktidarla çatışma meselesinde birinci hedefe dönüşmesi, sizin de hani kitaplarınızda yazdığınız gibi bu hedefe dönüşürken de aslında karşıya hiç benzemeden kendi yolunu savunabilen bir toplum. Yani genelde düşmanlar karşılıklı birbirine benzeşir ya da çatışanlar benzeşir ama Aleviler mutlaka Alevice tarzını da Osmanlı döneminde koyan, Osmanlı'ya benzemeyen, ders veren çatışmalarla hep, evet, kendini ifade etmeye çalışmıştır. Bugün de böyle bir süreçteler gene ve Aleviler kendilerince, yani kendi inançlarından doğru, yaşam perspektiflerinden doğru bir öz koyarak nasıl karşı durabilirler? Bunun yol ve yöntemleri nelerdir? Çok platformlar oluştu. Sizler de içindesiniz. 1000 kişi bir aradayız dediniz. Ondan önce demokraside birlik meselesi vardı. Çokça alanlar oluştu ve ne kadar katkı sunabildiler, neresinde durabildiler? Bütün bu asimilasyonlar ne kadar etkiledi aslında bu toplumu? Yeterince birlikte durabiliyorlar mı? Maalesef çok etkiledi, olumsuz etkiledi. 1993 Sivas katliamından beri aslında Alevi toplumu çok büyük bir aydınlanma ve çok büyük bir örgütlenme atılımı gerçekleştirdi. Bir dizi yayınlar, televizyon, gazete, örgütlenme farklı isimler altında ciddi bir Alevi bilincinin ayağa kalkışı, evet, artık asimile edilebilme şansını bütünüyle ortadan kaldıran, günün birinde mutlaka kabul edilmek zorunda kalınacak bir aydınlanma yaşandı. Fakat bütün bunların üzerine sizin işaret ettiğiniz Alevi belleği, Alevi tarihi, Alevi yol önderlerinin tarihte göstermiş olduğu örnek davranışlar ve yasa düzlemindeki sözleri, deyişleri, ayetleri dikkate alınacak olursa bence söze bugün Alevi örgütlenmesinin olması gereken yerden bir hayli geride olduğunu teslim ederek başlamak lazım. Gerekiyor. Aslında bu Alevi toplumunun kendi kendini dövmesi için değil, ahlaması, vahlaması için değil ama eğer gerçekçi olunmazsa, eğer mevcut tabloda olunması gereken yer ile olunan yer arasındaki fark görülmezse zannediyorum sorunların düzeltilmesi, var olan zafiyetlerin giderilmesi mümkün değil. Teslim etmek zorundayız. Bugün Alevi örgütlenmesi, Alevi toplumunun bütününü tam anlamıyla kucaklayabilmiş değil. Bir adım daha öteye gidelim. Alevi örgütlenmesi bugün kendi iç sorunlarından çıkıp memlekete seçenek üretebilecek, memleketin sorunlarına mesaj üretebilecek bir özgüven ve sistematizasyonda değil. Kabul etmek zorundayız ki Alevi örgütlenmelerinin kongrelerine, büyük örgütlerinin kongrelerine baktığımızda aslında mesaj veren,
talepte bulunan kongreler olmak yerine toparlanıp ileriye doğru moral ve örgütsel atılım yapılacak mekanlar olmak yerine tersine işte kimin nerelere geleceğinin çok fazla tartışıldığı ve bunun enerji tükettiği, bunun işte Ankara'ya giden delegasyonun kendi memleketlerine yorulmuş bir şekilde geri dönmelerine neden olan bir atmosfer yaratıyor. Bunun bir sonucu daha bugün Alevi örgütlenmesi, basında ciddi bir Alevi kimlikli insan olmasına rağmen basın nezdinde yeterince değil. Aydınlar arasında ciddi bir Alevi kimlikli insan olmasına rağmen aydınlar nezdinde hegemonik bir konumda değil. Bu açıdan bence Alevi örgütlenmesinin hak ettiği olması gereken hem kendi iç sorunlarını çözmek açısından hem memleketin sorunlarına o pozitif enerjisini yansıtabilmek açısından mutlaka silkinmesi, kongrelerinden başlayarak, yayın organlarından, iç ilişkilerinden başlayarak mutlaka silkinip memleketin sorunlarını çözmek için kendi sorunlarını çözmek zorunda olduğunu görmesi lazım. Evet. Bir adım daha söylemek durumundayım. Alevi toplumu kendi iç tartışma zeminlerinde çok fazla içe büzülmüş vaziyette. Oysa şunu görmek lazım ki dostlarıyla birlikte olma becerisini geliştiremediği müddetçe, başta Kürt hareketi, başta sosyalistler, başta demokrasi savunan kesimler olmak üzere, diğer mağdurlar olmak üzere, bunlarla organik bağını, bunlarla ortak dil geliştirmeyi başaramadığı müddetçe kendi sorunlarını da çözmesi biraz zor gözüküyor. Bu açıdan ben kendi adıma şunu özellikle bekliyorum. Alevi hareketinin mutlaka kendi dışındaki sorunlarla bütünlük içinde kendi felsefesinin gereğine uygun olarak mutlaka bir atılım yapmaya ihtiyacı var. Bunu yapması başta AKP'nin memlekete giydirmeye çalıştığı bu deli gömleği, bu cendereyi silkip atabilmek açısından çok önemli. Demokrasi güçlerinin derli toplu ve birlikte davranışı açısından çok önemli. İşte 1000 imzadan başlamak üzere bir dizi birliktelik çabasının, bir dizi demokrasi mücadelesi çabasının da ete kemiğe bürünebilmesi açısından çok önemli. Şunu özellikle anımsayalım. Bir, Alevilerin en temel müttefiklerinin Kürt olduğu, Kürtler olduğu gerçeğini unutmaya hakkı yok. Ama Alevilerin aynı zamanda Kürt halkına uzatabilecekleri çok çok temel bir imdat simidi var. Aleviler aynı zamanda Türkler, Türklerin içinde de çok ciddi bir alana hakim olduklarından Alevi örgütlenmesi olması gereken bir örgütlenme düzeyine vardığında memleketin bütününde demokrasi cephesi açısından çok ciddi bir dayanak, moral, güç elde edilmiş olacaktır. Bu neyi sağlayacaktır? Bu hem Kürt sorununun savaş sorunu olmaktan çıkıp barış içinde çözülebilir bir sorun haline gelmesini sağlayacaktır. İki, Alevi sorununun bizzat kendisinin işte ailesinden, annesinin kucağından okula bilim öğrensin diye gidip orada sünnileştirilme baskısı, işkencesiyle uğrayan çocuğun travmadan kurtulmasından başlamak üzere bir dizi alanda rahatlamasını getirecektir. Üçüncüsü, Alevilerin kendilerini kabul ettirebildikleri bir Türkiye çoğulculuk açısından da çok büyük bir güvencedir. Evet. Bir diğer mesele, Türkiye'nin tarihini okuduğumuzda 60'lı 70'li yıllarda her inançtan, her milliyetten işçinin sendikal örgütlenmesinde, siyasal örgütlenmesinde Alevi bilgelerinin çok önemli bir rol olmuştur. Bakın o dönemdeki sendikaların örgütsel faaliyetine, öncü işçilerin karakterine, sendika yöneticilerine, kadın cinsinin günlük politik hayata atılım oranına Alevilerin çok önemli bir rolü olmuştur. Yani Alevi örgütlenmesi aynı zamanda Türkiye'nin Sünnisi, Türk'ü, Kürd'ü, Ermenisi, herkesi, Süryanisi hepimiz açısından çok önemli bir demokratikleşme dayanağıdır. Tıpkı benzerlik yapmak gerekirse 1910'lu yılların Ermenilerinin gösterdiği gibi 1900'lerin başında Ermeniler sendikal faaliyette, kadın hareketinde, işte 1908 devriminin örgütlenmesinde, Abdülhamid despotizmine itirazda bakıyorsun hep önde olan insanlardı, topluluktu. Çünkü Ermeni toplumunun dinamiği
böylesi bir aydınlanma üretme kapasitesine sahipti. 60'lı 70'li yıllara bakın, orada da Alevi toplumu solu, sendikal örgütlenmeyi, kadın hareketini en çok destekleyen, ona en çok insan veren ki Gezi'de de bunu gördük. Böyle bir potansiyeli çalışıyor. Şimdi bu potansiyeli mutlaka ne yapıp edip bir kendi içinde derleyen, iki kendi dışındaki dostlarıyla olan ilişkisini güçlendiren bir zemine yükseltmemiz lazım. Buna hepimizin, memleketin bütününün, Soma'da çoğu AKP teşkilatları üzerinden işe alınmış fakat toprağın altına acımasızca gönderilmiş o işçi arkadaşlarımız da başta olmak üzere hepimizin çok ama çok ihtiyacı var. Evet, biraz tam bıraktığımız yerden son cümleleri de kuralım. Yani tüm eleştiriler çok haklı. Aslında kendi içinde de bu tartışmaları çokça yaşıyor Alevi kurumları. Ama gelinen süreç de öyle ki bir örgütsüzlüğü kaldıracak bir süreç değil hakikaten de. Ve bir eşit yurttaşlık iddiası varsa Alevilerin, Kürtler için de aslında bahsettiği bir yurttaşlıktır. Tüm diğer ötekiler için de bahsettiği bir yurttaşlıktır. Ve bu tekçe akıl bir yerden bozulsa, diğer tüm kesimler açısından da büyük katkı sağlayacak, aslında hepsini görmesini gerektirecek bir akıl ve bence Cumhuriyet bir Dersim'le yüzleşirse eğer, hakikaten de Alevisiyle de, Kürdüyle de, katliamcı aklıyla da, göçerttirmesiyle de, yok etmesiyle de ciddi anlamda yüzleşmiş olacak aslında. Evet. Hepsini birden çözmüş olacak ve doğarak da bu yüzden Alevi katliamlarla yüzleşmeyen bir devlet ve bu yüzden katlederek sürekli yoluna devam etmeye çalışan bir sistem. Bahsettiğiniz noktada yani bir arada durma meselesinde ne kadar başarılı olursa aslında Aleviler, o kadar da birlikte durduklarını da başarıya götürecek bir toplumdur. Doğal olarak da çok ihtiyaç var demokraside bir araya gelmeye, çok ihtiyaç var bu kez asgaride bir araya gelmeye. Yani bütün farklılıklar bir tarafta, eskiden daha kalın çizgiler vardı ama bu kez asgaride bir araya gelme meselesinde ve vurguladığınız çok önemli bir şey, Aleviler çokça kimliği içerisinde barındıran, hatta çoklu kimliği tekli inanç meselesinde en iyi gören kesimlerden biri ve bir katılırsa aslında bir sürü kimliği de beraberinde katmış olacak. Kesinlikle. Yani. Bu anlamda katkısı çok önemli, çok değerli. Ben son aktarmak istediğiniz cümleler varsa onu alıp aslında eşit yurttaşlık anımsatması yaptınız. Alevi toplumunun iç dinamikleri, iç tartışmalarından çıkan ve çok önemli bir çözüm kavramı. Tıpkı Kürt hareketinin iç dinamiklerinden ürettiği demokratik cumhuriyet, ortak vatan gibi, kavramları gibi. Aslında bu kavramları mutlaka entegre etmek lazım. Her Alevinin mutlaka eşit yurttaşlık denilen ihtiyacın sadece Alevi'nin Sünni ile eşitliği değil, aynı zamanda Kürt'ün Türk'le, aynı zamanda gayrimüslimlerin, Müslümanlarla eşitliğini öngören, memleketin yaralarını toptan çözecek bir merhem olduğu konusunda özgüven edinmesi lazım. Evet. Fakat şunu görüyorum, bunu acilen gidermek lazım. Alevi toplumunun bir kesiminde hala gerek eşit yurttaşlıktan söz ederken, gerek demokrasi ve laiklik talep ederken, sanki Kürtlerin buna ihtiyacı olmadığı, sanki Kürtlerin ekarte edilebilmesi doğalmış gibi falan davranıyor. Bu tutarlılık eksikliğini acilen gidermek lazım. Evet. Yunus'un çocuklarının tüm milletlere, gerek dini milletler, gerek etnik milletlerin tümüne eşitlik talep etmekte herkesin önüne geçmesi lazım. Aksi takdirde Yunus Emre'nin kemiklerini sızlatırız, Pir Sultan'ın kemiklerini sızlatırız, Hacı Bektaş'ın kemiklerini sızlatırız. O nedenle eşit yurttaşlık memleketin temel bir merhemi, bu merhemi herkesi kucaklayan bir özgüven ve yüksek sesle dillendirmek lazım. Bugünkü totaliterizme karşı da örneğin bu sloganla, bu duruşla, evet, bu hukuk belgesiyle itiraz etmek lazım. Aslında zannedilenden çok daha kolay çözebiliriz. Yeter ki Yunus Emre'nin dediğini güçle hayata geçirelim. Ama önemlidir. Yani sadece laiklik tartışmasından çıkıp bugün ana tartışmanın eşit yurttaşlık meselesi olması bu toplum açısından çok önemlidir. Çünkü şu tartışma en azından sona erdi. Yani bir demokrasi yoksa sadece elinizde tuttuğunuz bir laiklik hiçbir yere götürmüyor. Üstelik laiklik de şunu unutmayalım. Aslında demokrasiden kopartılabilir, eşit yurttaşlıktan kopartılabilir bir şey değildir. Değilir, evet. Eşit yurttaşlığın bir ayağı inanç eşitliğidir. Devletin elini inançtan çekmesi ve bütün inançlara özgürlük sağlamasıdır. Evet. Bir diğer ayağı da bütün diğer farklı taleplere, sınıfsal, etnik, cinsel bütün taleplere aynı şekilde davranmasıdır. Gerçek bir laiklik, demokratik bir cumhuriyet ve sosyal devlet aslında eşit yurttaşlığın,
ete kemiğe bürünmüş ifadesidir. Yoksa dediğiniz gibi eşit yurttaşlığı sadece bir alana daraltırsak o bir alanda da netice almamız kesinlikle mümkün değil. Evet, ama yani yasaklı bir inancın laikliğe bu kadar sıkı sarılması, yani kendisini yok gören bir şekilde örgütlenmiş bir laikliğe tam tersi en sıkı i̇şte sarılan burada, meselesine burada, dönüşmesi. Burada aslında bu laikliğin gerçek bir laiklik olmadığı bilinci de eksik. Evet. Bu sadece son 15 yıla özgü bir şey değil. Önceki dönemde de aslında gerçek bir laiklik değildi. Bereket Alevi kadroları aslında bunun bilincinde ama bunun gereklerini yeterince yerine getirecek bir konum açısından bazı sıkıntılar var. Eminim ki aşılacaktır. Aşıldığında Türkiye bu bizim içine sokulmaya çalıştığımız tek kültürlü, tek milletli cendereye sığmayacağını Alevilerin de sayesinde gösterecektir. Tıpkı Rojava'da Kürtlerin, daha dün hiçbir şekilde varlıkları tanınmayan Kürtlerin Rojava'da, Orta Doğu'da gösterdikleri olağanüstü örneği, Türkiye'nin batısından, Karadeniz'inden, güneyinden Alevi toplumunun katılımıyla da gösterebilme şansımız olduğu gibi. Evet, siyasal İslam'ın en vahşi haline tek cevap veren, aslında en layık duruşu da sergileyen Kürtler gibi diyelim. Kesinlikle. Ramazan ayındayız. Çeşitli saldırılar yaşandı hem yurt içinde hem yurt dışında. Bursa'da geçen sene de olmuştu. Bir aileye yemek yedi diye saldırdı ve evet, maalesef hepimizin biraz daha kendimizi kaygılı hissettiğimiz bir Ramazan sürecinden geçiyoruz. Televizyonlarda çeşitli beyanlar, yemek yiyeni dövme hakkına sahipsiniz gibi. Yeah. Umuyoruz daha fazla... Yani nefsini daha kontrol ettikleri günlerle devam eder ve hiçbir kayıp yaşamadan, daha fazla çatışmaya dönüşmeden Ramazan'ı da tamamlarız diyorum. Şunu ekleyeyim. Evet. Aslında Sünni bir dindarlık içinde Ramazan nefsin denetim altına alınması ise, yani basit bir şekilde aç kalmaktan öte bir anlamı varsa, bu memleketin dindarlarının da kendilerine dünyanın her yerinde, Amerika'sında, Londra'sında, Kıbrıs'ında gösterilmesini istediği o empatiyi mutlaka dönüp bin yıldır birlikte yaşadıkları Alevi kardeşlerine ve illa Alevi olması da gerekmez, kendi dışlarındaki herkese göstermeleri lazım. Bunu yaptıklarında ne memleketin Sünnisi, ne Alevisi, ne bir başkası kesinlikle bu kadar kolay birbirine düşmanlaştırılmayacak, evet, bu kadar kolay araçsallaştıramayacaklardır. Evet, mutlaka. Peki, ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, katkılarınız için. Haftaya Perşembe tekrar burada olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.